Merhabalar, Burç TV ailesinin siz değerli takipçileri. Bugün sizlere farklı bir yerden çekimimi yapıyorum. Sizin için yine iki tane fal kapattım. Bunlardan bir tanesine morlu fincan diyelim. Bir tanesine de mavili fincan diyelim. Şimdi ikisini de sizler için tek tek yorumlayacağım. Sizin için uygun olanı seçin ve niyet edin. O seçtiğiniz fincanı dinleyin ve iyi olan dilekleri, pozitif olanları kendinize alın. Aldım, kabul ettim ve oldu deyin. Negatif olanları da evrene gönderin. Şimdi ben öncelikle morlu olan fincanla başlamak istiyorum. Evet, şöyle falımı açıyorum. Tabağı da şöyle kenara alayım. Evet, falımızın içine bakalım. Yani bu aralar hayatınızda, bakın şöyle fincanın dibinde gördüğümüz gibi, çok küçük bir darlanma dışında hayatınızda çok büyük bir sıkıntınız yok. Yani hayatınızda her şey yerli yerinde, rayında görünüyor. Çok büyük dertleriniz ve sıkıntılarınız yok. Bakın şurada elinde asa gibi bir şey tutan güçlü birisi var, güçlü bir figür var. Eğitim alanında, böyle iş alanında bir ödül ya da bir başarı kazanabilirsiniz bu ara. Hani böyle şanslara ve enerjilere açık olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Başarı ve böyle takdir görme saygınlığınızın artacağı, böyle birilerine hani... Birilerini böyle yanınızda çalıştırabileceğiniz, hatta böyle maaş verebileceğiniz, üst mertebeye erişebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Bu dönemi iyi değerlendirirseniz eğer çok güzel bir mertebeye erişme şansınız olacak. Zaten hani bunu yapacak azme, çalışkanlığa ve başarıya da sahip bir insansınız. O yüzden bunu yapmamanız için önünüzdeki tek engel ancak kendiniz olabilirsiniz. Şimdi bakın şurada böyle palyaço gibi bir figür var. Hani uzun zamandır moralinizi bozan bir olay var sizin. Ama bu olay çok kısa bir zamanda son bulacak. Aslında böyle çok da moralinizi bozmaya değecek bir şey değil. Bunu zamanla yaşayarak da göreceksiniz ve böyle sıkıntı yaptığınız şeyin aslında çok küçük bir şey olduğunu göreceksiniz. Çünkü etrafı böyle çok aydınlık çıkmış. Burada böyle bir aslında palyaço şey olarak da yorumlanır. Hani size çok yakın aile ferdi olmayan birisi. Çünkü bakın böyle hanenizin dışında çıkmış. Uzaktan birinin bir ölüm haberi de olabilir. Ama hani palyaço demek illaki birinin ölmesi anlamına da gelmiyor. Hani böyle kendinizin mutlu olduğunuz dostlarınızla, eşinizle, dostunuzla, çevrenizle mutlu olduğunuz insanların da kıymetini bilmek anlamına geliyor aynı zamanda. Yani onların kıymetini bilmek, onlara değer verdiğinizi hissettirmek, onları sevdiğinizi onlara hissettirebilmek anlamına geliyor. Ben öyle de yorumladım. Şurada bakın böyle bir sivri burunlu, böyle sivri bir ağzı olan bir kuyruklu böyle bir balık var. Yani böyle ailenizde gündeme gelecek bazı tatsız durumlar yaşanabilir. Hani sevgilinizden, ailenizdeki bir fertten ya da işte değer verdiğiniz birinden sizi kışkırtacak bazı davranışlara maruz kalabilirsiniz. Bunlara karşı yapıcı ve olumlu olmaya çalışın lütfen. Çünkü o kişi yani sonuç olarak sizin sevdiğiniz ve çok değer verdiğiniz biri. Böyle meseleleri bu kişiyle kendi aranızda çözmek, çok fazla böyle sağa sola sıçratmadan, işte başkalarına söylemeden, dallanıp budaklandırmadan çözmek sizin hayrınıza olacaktır. Aksi halde eğer siz bunları herkese anlatır ve söylerseniz bu işin içinden çıkamayabilirsiniz. Bakın orada şu sivri ağızlı olan balığın şurada siyah böyle bir kalp var bakın. O kalbi böyle didiklediğini hani... böyle kışkırtmak için, hani kırmak için özellikle adeta böyle hani didiklediğini görebilirsiniz. Buna fırsat vermemeye çalışın bence.
Bazen böyle sevdiklerimizin bazı huylarını açık etmemek, hani örtmek de bir erdemdir ya. Sizin şu noktada belki de bunu yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi böyle bakın burada siyah bir kalp çıkmış ama bu kalp illaki hani böyle kara bir kalp, işte içinizi karartacak bir şey anlamına gelmiyor. Hani içinde bir özlem içeren bir kalp olabilir. Mesela böyle askere yolladığınız bir sevdiğiniz vardır. Çok aşırı bir özlem, duygusal bir yoğunluk, devamlı böyle eski anıları hatırlama gibi bir şey yaşıyorsunuzdur ve hissediyorsunuzdur. O da fala böyle hani siyah renkli bir kalp olarak yansımıştır. Ama etrafı temiz ve aydınlık olduğu için hani illaki böyle bir aşkta bir mutsuzluk, anlaşmazlık anlamına gelecek diye bir şey de yok bence. En azından ben böyle yorumladım. Şurada bakın iki tane yol var böyle ama sanki böyle yarıda kalmış, kesilmiş yollar gibi. Hani böyle maddi ve manevi kayıplar yaşayabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Ama bunu da böyle pozitife çevirmek, artıya çevirmek sizin elinizde. İllaki böyle hani çok büyük bir kayıp olması gerekmiyor ama size ders olacak nitelikte bir kayıp bile olsa hani bunu olumluya çevirmek de yine sizin elinizde dediğim gibi. Belki bir iki yol var. Bakın bir çelişki de yaşamış olabilirsiniz belki bir konuda. Bu çelişki anlamına da gelebilir. Kararsız kaldığınız iki olay olabilir. Bunlarla ilgili bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bakın şurada o iki yolun altında bir tane at görüyorum ben. Hani bu at böyle geriye doğru kafasını çevirmiş, arkasına bakan bir at. Yani geriye ve geçmişe bakıyor. Yani adeta böyle geçmişinizde takıldığınız bir şey var. Bakın burada böyle kum gibi zaten böyle anılar etrafını sarmış. İnsanları düşünüyorsunuz. Onlar böyle etrafınızı sarmış. Geriye dönüp baktığınızda gördüğünüz harfler var. Bakın harfler, semboller, şekiller var. E harfi var, S harfi var, M harfi var. Böyle unutamadıklarınız, hani böyle düşündüğünüz, takıldığınız şeyler bu insanlarla ilgili. E, S ve M harfleri çıktı. Bunlarla ilgili bir hafızanızı yoklayın bakalım neler olabilir. Şurada bakın iki tane insan görüyorum. Böyle yüz yüze, burun buruna bir insanlar. Hatta böyle hani öpüşüyorlar, dudak dudağlar da diyebiliriz. Hani iki insanın burada bir dayanışması söz konusu. Bir aşk anlamında bir beraberlik olabilir. Hani ilişkinizi başka bir noktaya taşımak. Evlilik, nişanla ilgili bir şey olabilir. Bu niyetlediğiniz kişiyle ilgili de olarak. Ve hanenize yakın bir yerde çıkmış bu iki insan. Yani bu iki insan arasında bir bozulmayacak bir dayanışma var artık. Bu insanlar hani kopmayacak bağlarla birbirine bağlanmış iki insan görüyorum ben. Bu eşiniz ve siz de olabilir. Sevdiğiniz kişi ve siz de olabilirsiniz. Hayallerinizi bir adım öteye taşımak istediğiniz kişi olabilir. Nişanlanma haberi olabilir bu kişiyle ilgili. Eğer böyle hani bekar bir insansa merhametli, iyi kalpli biriyle tanışma, temiz kalpli bir eşin hayatına alma gibi bir şey olabilir. Hani gayet güzel çıkmış yani falınız bu anlamda. Evet şimdi tabağımıza geçelim. Evet dediğim gibi böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Hani her şeye şükretmeniz gereken, hayatınızın güzel olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Dilerim falınız gerçek olur, niyetleriniz gerçek olur. Birinci falımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci falımıza bakarsak, mavili olan falı kapatan takipçilerimiz için ikinci falı açalım. Şu şekilde. Evet. İkinci falımız, mavili olan falımız bu şekilde. Önce içini birlikte bir inceleyelim şöyle. Ve sonra da yorumlamaya başlayalım. Böyle maddi ve manevi olarak böyle bir hani çökmüş hissettiğiniz, sorunlarla boğuştuğunuz bir dönemdeydiniz. Ama böyle bu anlamda hani yolun sonuna geldiniz. Artık bunları hissetmeyeceksiniz. Çünkü bakın burada böyle bembeyaz uzun gelinlik mi desem, artık elbise mi desem, bembeyaz bir giysi giymiş biri var. Yani bu sizin böyle iyi niyetinizi ve saf duygularınızı gösteren ve sembolize eden bir kıyafet. Yani böyle sizin böyle ortaya çıkartmak istediğiniz bazı işler var. Ve bunlarla ilgili olarak işlere katkı sağlayabilecek bir insan
böyle becerikli bir insan olacak yanınızda, çevrenizde. Onlarla böyle görüşmeler ayarlayacaksınız. Ve bu görüşmelerin hani sonuçları sizi oldukça mutlu edecek. Bakın şurada 3 tane uzun böyle heybetli insan var. Hani böyle kazancınızı sadece bu insanlara bağlamışsınız ve böyle bir ortaklı bir iş yapıyorsunuz bu insanlarla ve kazancınızın da bu 3 insanla bölüşülmesi gibi bir durum var. Ama zaten olması gereken de bu, yani bu sizi rahatsız eden bir şey değil. Çünkü aynı seviyede emek veren 3 tane kişi görüyorum ben bu falda zaten. O yüzden hiçbir sıkıntı yok böyle olmasında. Bu 3 insanla emeğinizi bölüşeceksiniz, alın terinizi. Şuraya baktığımda bakın bir kurt görüyorum ben. Bakın şurada böyle kafasını kaldırmış, ağzını açmış bir kurt var. Böyle sizin insanları böyle iyi analiz etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Biraz temkinli olmanız, temkinli yaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz insanlara. Yani böyle bazen hani dikkatsizce bir harekette bulunuruz. İnsanların yanında kendimizi fazla rahat hissederiz. Yaptığımız küçük bir hatayı da böyle insanlar koz olarak bize kullanırlar. Yani dikkatsizce yaptığınız bir eylem sizi sıkıntıya sokmasın. Böyle biraz dikkatli olun bu dönemde. Çünkü bu kurdun böyle hani ağzı da açık. Yani birinden bir itiraf alacaksınız. Belki sizinle ilgili bir şeye gidip başka birine itiraf edecek ya da yetiştirecek de diyebilirim aslında. Hani biraz dikkatli olmanız gereken bir konu. Çünkü böyle ağzını o kişi açtıktan sonra biraz olaylar büyüyor. Sizin böyle kontrol edemeyeceğiniz noktaya doğru gidiyor. Hani burada canınız sıkılan kişi siz olmayın. O yüzden böyle bir hani uyarıda bulunuyorum sizin için. Lütfen çevrenizdeki kişileri böyle iyi analiz edin. Dikkatli olun o kişilere karşı. Bakın şurada böyle elleriyle sizi sarıp sarmalayan biri var. Bakın şu tepede. Elleriyle sizi koruyan bir figür. Böyle hani belki hane halkından birinin, sevdiğiniz birinin silüeti bu. Ve böyle sağlığı günden güne iyi gidecek bir insan bu. Yani ve siz de onun yanında olduğunuz için böyle o size sarılmış, siz ona sarılmışsınız hani. Böyle anne babanızdan ya da bu sevdiğiniz kişiden hani hayır duası alacaksınız siz. Sizi çok güzel koruyup kolluyor ve sarıp sarmalıyor bu kişi. Çok seviyor sizi. Böyle bilge bir insan bu insan. Size çok değer veren biri. Yani böyle falınız o kadar aydınlık çıkmış ki bakın hani çok fazla bir olumsuzluk göremiyorum bu falda ben. Böyle elinizdekilerle şükrederek yaşayacaksınız. Böyle hani rızkınızın bol olacağı bir dönem. Hak ettiğinizi alacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Her şey gayet güzel görünüyor sizin için. Hani sadece böyle bir sebepten insanlarla aranız açılmış ama bu hataları tekrarlamadığınız sürece başınıza tekrar aynıları gelmeyecek. Hani kötü bir şey yaşamayacaksınız bu anlamda. Böyle siz bir şeye erişmeye çalışıyorsunuz. Yani böyle bir hayal bulutu var sizin. Hayal ettiğiniz bir şeyler var. Ve siz onlara erişmek istiyorsunuz, ulaşmak istiyorsunuz. Belki bu böyle bir yurt dışına çıkmakla ilgili bir şey olabilir. Yani her işinizi burada aslında halletmişsiniz. Böyle güzel başarılara imza atmışsınız ama hani burası sanki sizi böyle paklamamış. Biraz daha böyle bir açılayım. Orada da bir şansımı deneyeyim. Hani varsa böyle çocuklarınız, evlatlarınız, onların geleceği de böyle orada mı şekillense acaba gibisinden böyle gelgitler yaşıyorsunuz. Hani yapsam mı, yapmasam mı, harekete geçsem mi, geçmesem mi aşamasındasınız. Yani siz kalsanız da gitseniz de böyle şansı yüksek bir insansınız. Burada kalırsanız da gelirleriniz güzel olacak. Bereketli paralar kazanacaksınız. Çünkü kalbinizin iyiliğinden dolayı böyle bir haksız bir kazanç elde etmiyorsunuz. Yalana ve harama bulaşmıyorsunuz. Bu sebeple burada kalsanız da kazançlarınız güzel olacak. Gitseniz de orada da bir iş tutturabilecek yapıya sahipsiniz yani. İnatçı ve pes etmeyen bir yapınız var. Orada da gayet böyle başarılı olabileceksiniz aslında. Bu tamamen artık size kalmış bir durum. Evet, siz birinden bir çiçek alacaksınız.
Ya bu çiçek böyle bir dostluk şeyi de olabilir, yani itirafı. Böyle sizinle yakın olmak isteyen birisinden de olabilir. Hayatınızda biri yoksa size kalbini açacak biri de olabilir. Hani erkeğim, böyle bir şey bana gelmez, bana olmaz diye düşünmeyin. Yani erkek dahi olsanız birinden size bir adım göreceksiniz. Böyle temiz duyguların böyle itirafı, hani bir bu çiçek bir sembol de olabilir ama gerçek de olabilir. Hani güzel bir adım göreceksiniz. Daha önce böyle hiç tanımadığınız birinden alacağınız bir sevgi itirafı olacak bu. Hani hakkınızda böyle hayırlısı olacak. Şimdi şuraya bakalım. Şu an ben biraz güneşin altında baktığım için bu falımız biraz kurumuş durumda. Ama gerçekten o kadar aydınlık ve açık çıkmış ki böyle önünüz. Bakın böyle U harfi var bir tane. Bir tane böyle M harfi var. Bir tane A harfi var. Belki şunu bir at nalı olarak da yorumlayabiliriz. Hani bol şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Böyle dileklerinize ulaşacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Ve haliniz çok aydınlık, açık. Kendi içinizde yaşıyorsunuz. Böyle çok fazla dış çevreye açmıyorsunuz hayatınızı. Bu hayatınızın içinde dediğim gibi U, A ve N harflerinin olduğu insanlar sizin böyle en yakınlarınız. Onlarla mutlu, huzurlu bir hayat yaşıyorsunuz. Hayatınıza böyle gereksiz fazladan insanları almak istemiyorsunuz zaten. Kendi hayatınızda huzurlu ve mutlusunuz. Böyle devam edin. Çok güzel ve olumlu çıkmış balınız. Dilerim dilekleriniz, hayalleriniz gerçek olur. Şimdilik ikili falımdan hoşça kal diyorum sizlere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.